Midede işte ülserdir, gastrittir, mide yanmalarıdır. Gastrit, ülser, mide yanmaları. Nedeni ne olur? Şifası ne? Doğada hangi bitki iyi gelir? Buyurun. Midedeki problemlerin kaynağı %80 Helicobacter pylori isimli bakteriden kaynaklanır. Helicobacter pylori'ye akıllı bakteri de diyebiliriz. Neden akıllı? Mide asidini, mideye diyelim ki istemeyerek para yuttunuz, paslı bir para. 2 saniyede onu pırıl pırıl eder, tertemiz eder. Çok sert bir asit içerir mide, üretir. Salgılar. Şimdi bu bakteri kendini mide asidinden korumak için ne yapıyor? Sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Onun mide asidinden kendini koruyor. Midenin derisinin altına geçiyor, mukozaya, tahribata başlıyor. Gastrit, ülser, reflünün sebebi Helicobacter pylori %80. %10 virüs, %10 mantar sebep olabilir. Eğer ki bakteri sebep olmuşsa buna karşı dünyada en etkili bitki bildiğimiz lahana. Bizim Beyaz lahana. lahana. Beyaz lahana ama öyle değil. Şimdi şöyle, bazıları diyor ki lahanayı al haşla, bazıları diyor kaynat, bazıları diyor şöyle yap, öyle değil. Beyaz lahanayı kaynattığınız zaman birleşimindeki bakteriyi öldüren madde çok hassas bir amino asit. Metil metilyonun sulfonyum bromit denen bir amino asit. Eskiden buna U vitamini deniyordu. U vitamini olmadı, anlaşıldı. Sonra ulkus faktörü dediler ülseri iyileştirdiği için. Daha sonra da bir amino asit aldığı anlaşıldı. Bütün bu deneyler sonucu söylendi tabii Tabii değil mi tabii hocam? klinik araştırmalar yıllar süren. 1950 ve 52 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde lahana ile ilgili klinik araştırması yaptılar. Gastrit, ülser, reflüsü olan hastaların hepsini tedavi ettiler. Neyle? Lahana ile. Ama lahana haşlanmaz, kaynatılmaz asla. Hatta sentrifüjle çekilirken ısınırsa bile bozulur. Sizde ne var Bizde bunun bununla tedavisi ilgili için? bu lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Ha, Şimdi sade diyecek. lahana değil, lahanaya başka şeyler, Tabii karışımlar var orada tabii. değil mi? Tabi. Bu şimdi sadece lahana suyu da değil. Sadece lahana suyu içerse kişiyi bunun birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Nedir? Tiroid bezine iyot akışını engeller. Kişi evde hazırlarda kullanırsa mide rahatsızlığına iyileşir fakat guatara sebep olabilir. Bu rizikosu var. Biz bunu 19 çeşit bitkiyle yan tesirini ortadan kaldırdık. En ağır gastrite, pangastrit, bütün mideyi kaplamışsa yara, onu dahi iyileştirir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırma yapılmış, belgelenmiştir. Sizin sunduğunuz bu Evet, ilaç. Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. Bazılardan bir hanımefendi 15 yıldır bir şey yemiyor. Yediği zaman dokunuyor. İşte acı su geliyor ağzından, o dokunuyor, bu dokunuyor. Gastriti, ülseri, bir sürü ağır rahatsızlığı. Bu ürünü verdik. 15 gün sonra dedi ki ben artık kullanmayacağım. Ne oldu? İyileştim. Ya tamam da siz yine de devam edin. 2-3 hafta yani acele etmeyin dedim. Bu ağır bir problem. Yıllardır var. 15 yıldır rahatsızsın. 15 günde bırakılır mı? Dedi ki taş olsa bile yerim artık. Hiç problem değil. Ve bıraktı o günden bugüne hiçbir problemi yok.